Şimdi biliyorsunuz biz Allah'a kulluk ederken iki temel ihtiyacımız var. Biri ilimdir, doğru bilgidir. Biri de hikmettir. Yani o bilgiyle nasıl amel edeceğimize dair bilgiye sahip olmaktır. Allah Celle Celaluhu peygambere ne diyor? Kul Rabbi zidni ilmen. Peki Rabbim benim ilmimi arttır. Yine ne diyor Rabbimiz? Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethira. Allah hikmeti dilediğine verir ve kime de hikmet verilmişse ona çokça fazla hayır verilmiştir. Kulluğumuz için en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey bu ikisi. Sünnet, Allah Resulü'nün sünnetini anlamaya çalışmak, yaşamaya çalışmak hem bize bilginin kaynağını gösterir. Yani doğru bilgiyi nasıl elde edeceğimizi gösterir. Ama daha önemli olanı doğru bilgiyle nasıl amel edeceğimizi gösterir. Yani bize hikmetin kaynağını gösterir. Çünkü peygamberler Allah'ın hikmeti ete kemiğe büründürüp insanlığa yollamış oldukları birer nimet, birer armağandır. Şimdi hikmet nedir? Hikmet şudur. Doğru yerde doğru şekilde düşünmek. Doğru şartlarda doğru şekilde amel etmek. Uygun ortamda uygun sözü söylemek. Yani isabetli davranmaktır hikmet. Bu açıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesela örnek veriyorum sünnetiyle ilgili konuşacak olursak. Diyelim ki ben bugün Kur'an'ı elime aldım bir inanan olarak. Mesela daveti düşünün. Yani davet demiş olduğumuz şey hikmetin en fazla olması gereken alan. Çünkü Allah öyle diyor. Ud'u ila sebil rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Şimdi açtım. İbrahim aleyhisselamın davetini okuyorum örneğin. İbrahim aleyhisselam babasıyla konuşurken ya ebeti böyle çok güzel bir şekilde konuşuyor. Ama öbür tarafta bakıyoruz Mümtehine suresinde kavmine konuşurken ki farklı usul görüyoruz, doğru mu? Şimdi mesela Yusuf aleyhisselamın kıssasına bakıyoruz ve yine iki farklı usul görüyoruz. Nasıl? Mesela iki arkadaşı geliyor ona soruyorlar, bize rüyamızı tabir et. Önce tevhidi anlatıyor, sonra rüyalarını tabir ediyor. Ama bir sayfa sonra kral bu defa rüya soruyor. Kralın rüyasını ise hiç tevhidi anlatmadan direkt tefsir ediyor. Evet. Peygamberimizin mesela hayatına bakıyoruz, aynısını görüyoruz. Bir yerde bakıyoruz onlara Kafirun suresini okuyor. Ama başka bir yerde bakıyoruz ki işte Utbe'yi karşısına aldığı zaman tane tane sakin sakin onu kazanmak için bir çabası olduğunu görüyoruz. Şimdi burada soru şu, ben bugünün inananı olarak bunlardan hangisiyle amel edeceğim davetimde? Çünkü bunlar hepsi Allah'ın bana örnek gösterdikleri. İşte sünnet burada bizim imdadımıza yetişiyor. Allah Resulü'nün sünneti. Nerede nasıl davranacağımızı, kime nasıl konuşacağımızı, daveti nasıl yapacağımızı bize öğretiyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Mesela ben tıp kitapları okuyarak tıbba dair bilgi edinebilirim. Mühendisliğe dair bilgiler elde edebilirim mühendislik kitaplarından. Hukuktan, hukuk eğitimden, öğretmenlik. Ama hiçbir zaman bu beni öğretmen, hukukçu, tıpçı yapmaz. Ne zamana kadar? Ta ki ben bu işi bilen birinin yanına gidip, ondan bu işin eğitimini alıp, o bilgiyle nasıl amel edeceğimi öğrendiğim zaman, o zaman benden bir tıpçı, bir öğretmen, bir mühendis veya hukukçu olabilir. İşte sünnet de aynen böyle bir okul gibidir. Allah Resulü bizi alır, öğrendiğimiz doğru bilgiyle nasıl amel edeceğimizi bize öğretmiş olur.